Evet arkadaşlar, Batıyorum hoş geldiniz. Bugün de bir başka videoyla, Anthony Natuzor Nwakaeme videosuyla birlikteyiz. Biliyorsunuz Trabzonspor 2 yıldır inanılmaz bir şekilde Nwakaeme'sizlik çekiyordu. Nwakaeme'nin boşluğunu Trabzonspor 2 senedir dolduramadı boşluğu. Anthony Nwakaeme ile doldurdu. Bana bu söz için ilham veren Sayın Cengiz Bayram içe de buradan selamlarımı iletiyorum. Biliyorsunuz Nwakaeme Trabzonspor'un şampiyonluğunda Uğurcan ve Amşık'la birlikte belki de en kritik rolü oynayan futbolculardan biriydi. Hatta belki de birçoklarımıza göre Nwakaeme şampiyonun en önemli oyuncusuydu. O sezonki sürekliliğiyle gerçekten akıllarımızda çok büyük yer etmişti. Bir de Konyaspor'a karşı Lisçi'ye attırdığı gol halen daha Twitter'da, sosyal medyalarda baştan sona büyük bir keyifle izleniyor. Belki de bu zamana kadar Türkiye Süper Ligi'nde yapılmış en iyi asist bile olabilir. Öyle bir futbolcuydu Anthony Nwakaeme ve bizden sonra biliyorsunuz Al Fahya kulübüne gitmişti Nwakaeme ve Arabistan'da aslına bakarsanız ilk gittiği sezonda Trabzonspor'daki performansına yakın bir performans verdi ve bu transfer sonrasında Nwakaeme aslında bir yerde de parasına bakıyordu gerçekten. 3 milyon dolar civarında bir paraya Arabistan'a gittikten sonra ilk sezon gerçekten muazzam bir Anthony Nwakaeme vardı. Yani Twitter'da her gün iç geçirerek izliyorduk ve 2022-2023 sezonundaki o başarısız hallerimizden sonra aslında ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu çok daha gözler önüne sermişti tek başına Nwakaeme. Fakat geçtiğimiz sezon Arabistan'da bir sakatlık problemi yaşadı ve yaklaşık 10 maçı kaçırdı Nwakaeme. Tabii bu sosyal mecralarda birazcık eleştiri konusu oldu ama Trabzonspor nasıl bir Nwakaeme'ye kavuşacak, nasıl bir Nwakaeme Trabzonspor'a geri dönüyor diye düşünürsek son 10 maçta sürekli oynayan bir Nwakaeme Trabzonspor'a geri geliyor. Yani dolayısıyla fizik anlamında tabii ki 2 sene önceki Nwakaeme ile şimdiki Nwakaeme'yi karşılaştıramayacağız. Fakat yine de bu haliyle bile Türkiye Ligi'nde çok rahat 60-70 dakika performans verebilecek bir Nwakaeme'ye Trabzonspor kavuşacak diye düşünüyorum. İlk sezonki gol beklentileri, yaptığı asistler, çalım yüzdeleri aslında 2021-2022 sezonundaki Trabzonspor'la çok benzerlik gösteriyordu Anthony Nwakaeme'nin. Ve Nwakaeme aslına bakarsanız sonraki sezonunda birazcık aslında içinde bulunduğu takımın da düşmesiyle beraber performansında belirli bir düşüş yaşadı. Yanlış hatırlamıyorsam 4 gol 5 asistle geçtiğimiz sezonu kapattı. Ölü Nwakaeme yine 9 gole doğrudan etki etti. Bir önceki sezon yaklaşık bunun 2 katı kadar golde katkısı vardı Anthony Nwakaeme'nin. Fakat bu sezon birazcık daha onun için verimsiz bir sezon olarak geçti. Nwakaeme ne kadar geri gidecek? Aslında ben burada şeye baktım. İkili mücadele kazanma yüzdeleri Nwakaeme'nin Trabzonspor'daki yakaladığı yüzdelerle çok benzer. Buna ilişki istatistiklere bakıldığı zaman, incelendiği zaman Nwakaeme'nin geçmişinden çok da fazla bir şey kaybetmediğini görebiliriz. Bunun yanı sıra çalım sayısı da, maç başına yaptığı çalım sayısında da çok düşük bir azalma var. Maç başına yaptığı pas sayısı yine Trabzonspor dönemine birbirine çok yakın. Yani Nwakaeme'nin şu an aslında o yaşadığı geçtiğimiz sezonki 10 maçı kaçırmasına sebep olan sakatlık probleminin, ki bunun ne tür bir sakatlık olduğunu tam bilmiyoruz, dışına çok da bir problemi yokmuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla Nwakaeme Trabzonspor'a hazır geliyor diye düşünüyorum. Ve bildiği şehirde, bildiği takımda, bildiği hocayla, bildiği oyuncularla, her ne kadar tamamı olmasa da çok daha fazla verim alabileceğimizi düşünüyorum Anthony Nwakaeme'den. Sevdiği bir ortam var Trabzon'da. Taraftar onu çok seviyor ve dolayısıyla Nwakaeme aslında bize bizim ona verdiğimizin ne kadar büyük bir sevgi olduğunu bildiği için ben çok rahat bir şekilde takıma tekrar adapte olup hemen ilk 11'de yer alacağını düşünüyorum ve bu Nwakaeme hamlesiyle aslında Trabzonspor elindeki diğer kanat oyuncularından da vazgeçme, gelir elde etme şansını da yakalamış oldu. Ben sosyal medyada yapılan eleştirilerin çoğunun tam tersine düşünüyorum ve Nwakaeme'nin aslında Trabzonspor'da bu sezonu yine çok katkılı, faydalı geçireceğini düşünüyorum. Belki ikinci sezonunda problem yaşayabilir ama bonservis ödenmeyen bir Nwakaeme transferi, ki benim ne kadar Jaja Kovalyoğlu olduğumu biliyorsunuz. Onu getiremedim. İçimde kaldı, uhde kaldı. Kendisine web siteleri bile açmıştım. Ama onun dışında bir oyuncuya bunu yapacak olsaydım bu kesinlikle Anthony Nwakaeme olacaktı. O yüzden geri döndüğü için çok mutluyum. Sadece saha içi değil, saha dışı olarak da çok önemli bir transfer oldu Anthony Nwakaeme. Ve Trabzonspor taraftarına da kesinlikle özgüven seviyesine ve motivasyon seviyesine daha yukarı çıkardı. Ve motivasyon anlamında da taraftarı daha çok sahaya çekebilecek, tek başına
daha fazla katkı sağlayabilecek bir oyuncu oldu. Dediğim gibi istatistiklerinde biraz düşme var ama tamamen kötü bir halde gelmiyor. Fizik olarak çok kötü durumda değil. Son 10 maçında istatistiklerine bakıldığınız zaman bunu herkes görebilir. Trabzonspor doğru bir oyuncu transferi yaptı. Maliyeti de bence ödenmeyen bonservisle birlikte çok da problem olmayacak seviyelerde. Umarım Bakayeme bu sezon bıraktığı yerden devam eder. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.